Satsuma Müzik'ten hepinize merhaba. Ben Ata. Bugün aslında neredeyse 100 yıllık geçmişe sahip bir hikaye var. Aslında etnik bir müzik tarzı olmasına rağmen günümüzde tamamen evrilmiş ve çoğu müzik oluşumuna da ilham kaynağı, bel kemiği olmuş bir müzik türü. Adını Çivit mavisinden alan blues bu haftaki konumuz. Her zamanki gibi gene kenara itilmiş, dışlanmış insanlarla başlıyor konumuz. Ama öyle diğerleri gibi değil. Ciddi ciddi insanlık tarihinin belki de hala devam eden en büyük utançlarından biri. Yer neredeyse tüm müzik türlerinin doğduğu Amerika. Blues'un hikayesi 19. yüzyılın başlarında Fransa, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'daki ülkelerin köle ticaretinde çok fazla para olduğunu keşfetmesiyle başlıyor. Afrika'da yaşayan insanları toplayıp önce ülkelerine götürüp oradan da Amerika'ya göndermeleriyle farkında olmadan büyük bir akımın kıvılcımlarını oluşturuyorlar. Sanki insan ticaretinden değil de bir sebze ticaretinden bahsediyor gibi olduğumun da farkındayım. Neyse konumuza devam edelim. Amerika'dan önceki durak olan Avrupa ülkelerine getirilen Afrikalı siyah insanlar bir süre bu ülkelerde kalınca doğal olarak oradaki kültürlerden de etkilenmeye başlıyorlar. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Bunu yorum kısmında da tartışabiliriz. Afrika'dan zorla ya da bir şeyler vaat edilerek getirilen bu insanlar yanlarına çok kısıtlı şeyler götürebiliyorlardı. Biraz kıyafet, biraz yemek. Fakat çok ilginçtir ki bu insanların neredeyse yarısı yanlarında bir şey daha götürdüler. Yöresel müzik aletleri. Sizce neden? İnsan neden bir yere zorla götürülürken yanında bir müzik aleti götürür? Hem de tamamen bilinmeze giderken. Bunu yorumlarda tartışabiliriz. Açıkçası bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Doğdukları yerden Amerika'ya getirilen Afrikalılar Amerika'da tamamen berbat durumlarla karşı karşıya kaldılar. Beyazların tutumu da senelerce değişmedi. Hatta bir dönem zencilerin insan olup olmadığı bile tartışıldı. Kimi ibadethanelere, kimi mahallelere, kimi organizasyonlara alınmadılar. Afrika'dan Amerika topraklarına getirilen zenciler genellikle tarım işlerinde kullanıldılar. Tabi uzak diyarlardan gelen bu insanlar için Siyahlar Kanunu adı altında kurallar da çıktı. İçinde müzik yapmanın da olduğu birçok haktan mahrum bırakıldılar. Özellikle davul çalma konusunda çok ciddi yasaklar vardı. Sanki savaş ritimleri yaratarak isyan çıkaracaklarını düşünüyorlardı. Yanlarında yöresel gitarlar getiren Afrikalı yabancılar az önce de dediğim gibi genellikle toprak işlerinde çalıştıkları için çalışırken ritmik şarkılar mırıldanıyorlardı. Genel olarak kendilerini ritme verdikleri için daha verimli ve hızlı çalışıyorlardı ve normalden daha geç yoruluyorlardı. Bu mırıldanmalara bir isim bile koymuşlardı. İş şarkıları. O yüzden toprak sahipleri de onların bu mırıldanmalarını görmezden geldi. Bu ritmik parçalar genelde Afrika'nın dini ilahileri ve birkaç çeşit etnik müzikten oluşuyorlardı. Mısralar tekrarlanıyor, işçilerden bir grup diğerine ritmik bir şekilde soru soruyor, karşı tarafta melodili bir şekilde cevap veriyordu. Bu mırıldanmaları blues tarihinin ilk parçaları da diyebiliriz aslında. Robert Johnson'ın Toda Es Blues isimli şarkısı da bu tarihe bir atıf niteliğindedir. Açıklamadaki linkten örneklerine de ulaşabilirsiniz. Yani blues böyle mi ortaya çıktı? Tabii ki hayır. Bu siyah insanlar şarkı söylüyorlardı, işte yapıyorlardı ama köleydiler. İsterlerse dünyanın en güzel ritmini söylesinler. Yine de köleydiler. Bu insanların hayatta hiçbir amacı, hiçbir tutacağı dalı da yoktu. Bu insanların bir güce ihtiyacı vardı, bir morale ihtiyaçları vardı açıkçası. Bu güç tabii ki müzikti. Ama bir süre sonra nedense bir farklılık oluşmaya başladı. Acılardan, haykırışlardan, etnik konulardan esinlenen ritimler, mırıldanmalar bir anda kendini umut veren melodilere dönüştürdü. Birbirinden habersiz Amerika'nın dört bir yanındaki köleler bir süre acı değil umut haykırmaya başladılar. Ve tamamen birbirlerinden hiçbir şekilde haberleri de yoktu. Tabii ki toprak sahipleri bu duruma karşı çıktı, engellemek istedi. Bu insanların ortak noktalarını bir anda yok etmek istediler. Ortak noktaları dediğimizse mutluluklarıydı. Köleleri önce zorunlu olarak asimile etmek için Hristiyanlaştırdılar. Yerel dinlere inanan siyah insanlar kitleler halinde Hristiyanlığa zorla geçirilse de bu bir işe yaramadı. Zamanla ritimlerine İncil'den dualar eklemeye başladılar. Bu tarz ilahilere de zenci ilahileri denmeye başladı. Bu ilahiler bir solistin arkasındaki koro ile karşılıklı söylenmeye başladı. Sonrasında gospel adını alacak Hristiyanlık temalı bir müzik türünün de temelini oluşturmaya başladılar. Gospel, blues için önemli bir rol oynayacaktı. Amerikan İç Savaşı, blues müzik için en önemli taşlardan biri oldu. Köleliğe karşı olan Amerika'nın kuzey kısmı ve ekonomisi tarıma dayalı ve kölelik yanlısı olan güney kısmı karşı karşıya geldi. Bu savaşın kazananı kölelik karşı kuzey tarafı oldu ve bir anda kölelerin hayatı değişmeye başladı. 1865'te siyahların eğitim alma, oy kullanma gibi birçok hakları oldu. Toplum içinde de yavaş yavaş bir konum elde etmeye başladılar. 17. yüzyıldan beri ilk defa hak ve özgürlüklere sahip olan siyahların önünde artık müziklerini yapma konusunda hiçbir sorun kalmamıştı.
Bir yere kadar. Siyahlar da artık şehirlerde yaşamaya başladı ve şehirlerin arka sokaklarında siyahların yaşadığı gettolar oluştu. Getto demişken bir önceki hip hop tarihi videomuzu izlemek isteyenler de sağ üst köşeden izleyebilir. Demek ki blues dolaylı olarak hip hop'a da bir şekilde katkı sağlamış. Siyahlar artık şehirdeki tüm imkanlardan yararlanmaya başlayınca çeşitli kültürlerin birbirlerini etkilediği birçok ortam oldu. Texas ve Chicago bölgelerindeki siyah nüfusun fazla olması buraları blues'un merkezi haline getirmeye başladı. Buradaki mekanlarda piyano başına geçen siyahlar genelde doğaçlama çaldıkları melodilerin üzerine doğaçlama şarkılar söylüyorlardı. Tamamen doğaçlama yeteneğine bağlı olan bu sound'a da ragtime adını verdiler. Kırsal kesimlerde ise etnik sound'lar hala devam ediyordu. Siyahların bu özgür hayatları aslında çok fazla da sürmedi. 1877 yılında siyahların yanında duran Kuzeyliler iç savaşın bitmesiyle yavaş yavaş kuzeye geri dönmeye başladı ve siyahları güneyde yalnız bıraktılar. Güneyliler de bu eşitliği hiç kabul etmediler ve tekrar siyahlara baskı yapmaya başladılar. Siyahlar hatta eskisinden bile daha fazla baskılara maruz kaldılar. Bu durumlar dayanılmaz hale gelince siyahlar kuzeye doğru göç etmeye başladı. Mızıka, mandolin gibi enstrümanlara sahip olan ve günlük işlerde çalışan Afrikalılar hem şehir şehir geziyorlar hem de Avrupa müziklerinden etkilenerek müziklere yeni yorumlar katıyorlardı. Zamanla siyahların gitar çalmayı öğrenmesi blues'un oluşması için bir dönüm noktası oldu. Bu müziğe ismini tarlalarda çalışırken giyilen çivit mavisi işçi tulumu verdi. 1900'lere gelindiğinde artık ortada ciddi anlamda bir müzik türü oluşmuştu. Fakat 1909 yılında blues'un tarihini değiştirecek bir olay yaşandı. Memphis şehrinin belediye başkanı Edward Hall Crump seçim kampanyası için zamanın ilk blues gruplarından diyebileceğimiz Handy's Baden'dan bir parça yazmasını istedi. Bu grubun yazdığı Mr. Crump isimli parça hem Crump'a başkanlığı kazandırdı hem de blues'u tüm şehre tanıttı. Parçanın linkini de açıklamada bulabilirsiniz. Aslında Crump'ın yaptığı da çok stratejik bir hamleydi. Kendini blues'a yakın hisseden siyahlar Crump ile daha fazla hak ve özgürlüğe kavuşabileceğini düşünüyorlardı. Bu yüzden de çoğu Crump'a oy verdi. Hatta %98'i denebilir. Müziğe yatkın siyahların Amerika'nın kuzeyindeki çeşitli şehirleri kaçması sebebiyle blues müzikte kendi içinde birçok türü ayrıldı. Genelde o şehrin adıyla anılıyordu. Örneğin Delta Blues, Memphis Blues gibi. Blues içine 1930'lu yılların başında çeşitli müzisyenleri de çekmeye başladı. Trompetçi Louis Armstrong, blues'un ilk ünlü ismi olarak tanınmaya başladı. King Oliver Band'de kariyerine başlayan Louis Armstrong, sonrasında jazz piyanisti Earl Hines ile çalışmaya başladı. Arada aslında irili ufaklı birçok blues grubu var fakat ben sizi isimlerle sıkmak yerine sizi direkt 1948 yılından biriyle tanıştırmak istiyorum. 1948 yılında Riley Keough adında bir radyo DJ'yi ve gitarist ilk siyah radyosu olan WDIA Memphis ile anlaştı ve 4 yıl boyunca bir radyo programı yapmaya başladı. Blues ağırlıklı playlistlerden oluşan bu programda dinleyiciler ona yeni bir lakap takmıştı. Blues Boy King, yani kısaca BB King. BB King blues'u tüm Amerika'ya resmen tanıttı. 1951 yılında 3 O'Clock Blue isminde bir parça yayınladı. Çok zor olmayan ama oldukça anlamlı bir gitar tekniğine sahip olan bu parça bir firmanın da dikkatini çekti. Gitar ile uğraşanlar sanırım da olayı anladılar. Dönemin gitar üreticisi ve günümüzde her gitaristin sanırım en iyilerinden biri olarak adlandırdığı Gibson firması efsanevi modeli olan BB King'i tanıttı. BB King hala günümüzde çok iyi gitarlar arasında ve fiyatı 18 bin liradan başlıyor. İsim babasını da öğrenmiş oldunuz. 1955 yılı ve bir isim daha çıkıyor karşımıza. Biliyorum isim duymaktan biraz sıkıldınız fakat blues öyle ilginç bir tür ki gerek az önce anlattığım birbirinden habersiz siyahların aynı melodileri kilometrelerce uzaklıktan mırıldanmaları, acının nedensiz bir şekilde umuda dönüşmesi ve her zaman gibi kenara itilmişlik bu sefer günümüz müzik türlerinin bile kaderini değiştirdi. Blues'un böyle mistik bir havası da var. Neyse isme gelelim. Bu isim Chuck Berry. Chuck Berry de blues ritimleriyle ilgilenen bir müzisyendi ve müzikte en cesur şeylerden biri olarak adlandırabileceğimiz deneysel çalışmalara çok ilgiliydi. Chuck Maybelline isimli bir parça yarattı ve bu parçayla 3 dalda Billboard ödülü aldı. Aslında olay tam anlamıyla ödül değil. Blues ile dönemeler yapan müzisyenin Maybelline isimli parçası aslında blues değildi. Rap zaten değildi. Tekno değildi, house da değildi. Blues'u andıran ama blues olmayan ritimler, blues'a göre biraz daha hızlı gitar tekniği ve daha melodik basslar vardı. Neydi bu tarz? Daha sonradan rock'n'roll olarak adlandırılacak bu türün temellerinde blues, yani Amerika'daki kölelik, kenara itilmişlik ve umut atmıştı. Sanırım sonraki videonun konusu da ortaya çıktı. Bir dahaki hafta konumuz rock'n'roll.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım anlatımlarımı beğeniyorsunuzdur. Eklemek istediklerinizi ve düşündüklerinizi yorumlarda belirtirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın ve bu aralar lütfen evde kalın.